Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım, bugün yine sizler için yine sizlerden gelen bir sorunun cevabını arayacağız hep birlikte. Aklımdaki kişi beni özlüyor mu? Yani ayrı olabilirsiniz, dargın olabilirsiniz, eks partneriniz olabilir, eşiniz olabilir, yasak ilişkiniz olabilir. Yani yine siz her zamanki gibi kolektife bir açılım olduğu için siz size ait olan kısmını alıyorsunuz burada. Birlikte de olabilirsiniz, hiç fark etmez. Önemli olan sizi özleyip özlemediği sorusunun cevabını alabilecek miyiz? Bakalım bakalım. Evet, her zaman yaptığımız gibi yine kartlarımı bütünün hayrına olması dileğimle karıştırıyorum. Ve sizlerin adına niyetleyerek, evet bakın kartlarım başladı zaten mesajları vermeye. Kesiyorum. Evet. Kartlarımı kestim. Yine bütünün hayırlı olması dileğimle sizlere rezone olmanız ve odaklanmanız adına bırakıyorum. Evet. Aklındaki kişi beni özledi mi ya da beni özlüyor mu sorusuna cevap arıyoruz hep birlikte. Ve sizler kartlarıma kendinizi ve aklınızdaki kişiyi düşünerek odaklanıyorsunuz, rezone oluyorsunuz. Haydi bakalım. Bu arada ben yine sizlere Instagram adresimi vermek istiyorum. Tarot'un kraliçesi Makbuş abla Instagram adresime takip gönderip orada yayınladığım postun altına 3 arkadaşınızı etiketlerseniz Allah'ın izniyle inşallah 1 Mart'ta yapacağım bir çekilişte 3 arkadaşıma ücretsiz tarot hediyesi vereceğim. Benden 3 adet tarot seansı kazanacak talihli arkadaşlarımızı canlı yayında seçeceğiz hep birlikte. Ayrıca özel ve kişisel danışmanlık almak isterseniz bana yine aynı şekilde Tarot'un Kraliçesi Makbuş abla Instagram adresinden DM'den ya da 0544 405 5790 WhatsApp'tan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, beni özledi mi? Beni özlüyor mu? Sorusuna bakalım melek destemden nasıl bir cevap gelecekmiş. Şimdi ben yine burada bir değişiklik yapacağım. Şöyle kesmek istedim. Evet. Ve buradaki kartların hepsini sizin ve bütünün hayrına olması dileğimle açıyorum bakalım. Haydi bakalım. Seçmeyeceğim. Bu sefer böyle yapmak geldi içimden. Biliyorsunuz artık öğrendiniz. Yani ben içinden geldiği gibi kartlarımı açıyorum ya da alıyorum. Bugün nedense böyle yapmak geldi içimden. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi artık kartlarımı sizler de biliyorsunuz. Birazcık şöyle elimden geldiğince de size tanıtarak bakmak istiyorum. Arkadaşlar sizi özlüyor mu? Evet özlüyor. Evet gerçekten size karşı bir özlemi var. Bakın öncelikle yine yakın bir zaman dilimi içerisinde bir yıkım yaşamışsınız. Yine diyorum ki burada zamansız bir açılım olduğunu lütfen unutmayın. Yine izlediğiniz zamandan itibaren düşünün bunu. Onlu bir zaman öncesinde işte 10 gün, 10 hafta, 10 ay içi, 10. ay ya da onlu bir tarih ya da onlu bir saatte ilişkinizle bağlantılı gerçekten bir yıkıma uğramışsınız. Ama siz, ama aklınızdaki kişi üzüntü yaşamış. Bakın sıkıntılar olmuş, üzüntüler olmuş, aranıza mesafeler ve engeller girmiş. Ama elinizde olan
ama elinizde olmayan. Yani elinizde olan derken bakın sıkıntılı bir vedalaşma da verdi burada. Yani ya siz aklınızdaki kişiye arkanızı dönmüşsünüz ya da aklınızdaki kişi size arkasını dönmüş. Ama bunu bile isteye yapmamış. Zira bakın zor durumda kaldığınız ve zorluk yaşadığınız bir sürecin içerisinde olduğunuzu görüyorum. Ve engeller. Evet, belki sosyal medyadan, belki telefonunuzdan, belki de hayatından bir şekilde aklınızdaki kişiyle aranıza giren engeller olmuş. Ama ve lakin o kişi hala sizinle bir iletişim ya da bir haberleşme isteği içerisinde. Zira bakın bu konuyla ilgili düşünceleri var. Ha bunun için ne yapıyordur? Ortak bir arkadaşınız vardır, tanıdığı vardır ya da gizli gizli belki de takip ediyordur sizi. Ama bir şekilde sizden haber aldığını aklınızdaki kişinin burada net olarak görüyorum. Zira size karşı hala duyguları var ve bu duyguları yüzünden de aslında sıkıntı da duyuyor. Hani belki sizi unutmak için bir çaba da sarf etmiş olabilir. Ayrı iseniz eğer, yalnız bakın burada altını çiziyorum. Eğer bir ayrılık varsa arada. Ha, ama yoksa da istemsizce oluşmuş. Bakın iki yüzlü kartım çıktı burada. İki yüzlü kartı der ki aslında sizi seviyordur, sevmiyor gibi davranıyordur ya da özlüyordur, özlemiyor gibi davranıyordur der burada bana. Ve bunu özellikle yakın bir beşli zaman dilimi içerisinde yüz yüze geleceğiniz bir ortamda. Yani bu bir yemek olabilir, eğlence olabilir, bir kokteyl olabilir. Artık hani onu yaşadığınızda göreceksiniz. Çünkü yemekli içmekli bir ortam veriliyor. Böyle bir ortamın içerisinde tesadüfi de olsa belki karşılaşabilirsiniz. Belki de hani aranızda mesafe varsa bunu sosyal medyada da görebilirsiniz. Artık hani bu tarz bir şey net veriliyor çünkü bana burada. Ve bunu yaşadığınız zaman enteresan bir şekilde hani acaba beni gördü mü, acaba işte beni özledi mi dediğiniz sorunun cevabını zaten bizzat kendisinden alacaksınız. Yani tabii ki kendisinden alacaksınız derken burada ironi yapıyorum. Belki gözlerinden, belki bakışından, belki hareketinden, belki bir konuşmasından. Ama bunu anlayacaksınız. Emin olun, emin olun der burada bana melek destem. Ayrıca gerçekten sizi özlemesi ya da sizinle geçirdiği günleri aklına getirmesiyle ilgili ciddi anlamda hırs yaptığını da burada görüyorum. Evet, özlemle ilgili bakın hala artık bu kartımı da biliyorsunuz, ben sistemim gereği buna her ne kadar çalışma kartı desem de tabii ki bu aslanan anlamı büyük kartıdır ama burada tabii ki bizim sorumuz farklı bir boyutta soru olduğu için bu kanalda bize gelen cevap sizden hala etkilendiği, sizin hala onun üzerinde bir etkisi, bir büyünüzün olduğunu burada mesaj olarak veriyor. Bakın çok enteresan yerde çıktı kartlarım. Bakar mısınız? Bakın küskün aşık, takıntılı ilişki ve etkilenme ve büyülenme gördüğünüz gibi arada. Yani hala size karşı bir kalbinde, yüreğinde, ne bileyim aklında, beyninde bir etkilenme ve bir büyülenme hissiyatı var. Aklınızdaki kişinin, emin olun bundan. Hatta bu yüzden dolayı da sizi bir türlü bitiremiyor. Hatta sizinle yaşadığı, bakın güzel günler, sizinle gerçekten mutluluğu varmış. Hani birlikte paylaştığınız şeyler onun için gerçekten çok kıymetli olarak burada bana gösteriliyor.
Belki birlikte gittiğiniz bir yer, belki birlikte yaptığınız bir eylem hala aklına geliyor ve bu yüzden dolayı da zaman zaman aslında koşarak size gelmek istiyor. Bırakın özlemi, koşarak gelmek istiyor. Hatta burada ben bazen özellikle ayrılmış çiftler için, çok pardon, için konuşurum burada. Çok affınıza sığınarak söylüyorum. At gibi giden it gibi gelir derim bazen. Bazen de öyle oluyor. Yani biraz böyle amiyane bir tabir oldu. Affınıza sığınıyorum ama gerçekten böyle bir atasözü bizim zaten literatürümüzde de olan bir atasözüdür bu. Bu yüzden dolayı da hani ayrılmış olan çiftler için öyle de bir deyim kullanabiliriz. Özlem derseniz evet, özlem var arkadaşlar. Çünkü sizinle geçirdiği zaman dilimi gerçekten çok kıymetliymiş, aklınızdaki kişiyle ilgili. Sadece hala ikna olamadığı, emin olamadığı ve hala aranızda sizi zor durumda bırakan ya da zorluk çıkaran kişiler olabilir, olaylar olabilir ya da unutulmamış bir mevzular olabilir. Çünkü bir yıkım söz konusu olmuş. Hani yine bitmiş ilişkiler için söylüyorum. Ama şu an devam eden bir birliktelik ya da bir ilişki içerisindeyseniz, eğer ki hani siz de ayrı bir yere, o ayrı bir yere, mesela haneleriniz ayrıdır, gittiğinizde bile hala düşüncelerinde ve aklında olduğunu net bir şekilde de burada görüyorum. Güzel. Evet, bugünkü meleklerimin bana sizler için verdiği mesaj bunlar. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Bugünlük de benden bu kadar. Hepinize beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Lütfen o kıymetli yorumlarınızdan ve beğenilerinizden beni mahrum bırakmayınız. Her zaman dediğim gibi bütüne hizmet eden, kafanızda merak ettiğiniz her ne varsa lütfen sorun. Ben bunları tek tek değerlendiriyorum ve gördüğünüz gibi sizlere cevap olarak geri döndürmeye çalışıyorum. Ve her birinizi sevgiyle kucaklıyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.